Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. İDEF 2023'ün önemli ürünlerinden bir tanesini Havelsan standında beraber inceleyeceğiz. Ürünümüz su altına dalabilen, kamikaze bir şekilde saldırı yapabilen önemli bir yeni nesil bir insansız sistem. Ve şimdi detayları almak üzere konuşacağız ama önce sizi tanıyabilir miyiz? Adım Göker Oral. Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığında alan uzmanı olarak çalışıyorum. Öncelikle hoş geldiniz Tolga Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok meraklı olarak ilk etapta böyle bir ürünü görünce hemen bilgi almak istedik. Çünkü bu yeni bir konsept. Dünyada da bir yeni bir konsept. Su altına nasıl dalıyor? Biraz detayları sizden öğrenelim. Bir süredir bu konsept için çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Biliyorsunuz son yıllarda insansız su üstü araçları ciddi anlamda farklı yönlere doğru evrildiler. Biz de yeni bir konsept geliştirdik. Yeni bir katkıda bulunalım istedik bu alanda. Burada da Çaka'yı görüyorsunuz. Adı Çaka. Çaka nereden geliyor? Bir dinleyelim sizden. Türk denizcilik tarihi açısından çok önemli bir isim. İlk Türk donanmasını kuran kişi Emir Çaka Bey'in adından geliyor. Dolayısıyla bir anlamda da ona ilk Türk amirali de diyebiliriz. Ona atfen vermiş olduğumuz bir isim. Daikida kısaltması da dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracını ifade etmekte. Tabii standart insansız deniz araçlarından farklı olarak burada ne var? Öncelikle bir kamikaze özelliği var. Üzerinde yüksek miktarda yüksek infilaklı patlayıcı taşıyacak. Hedefe çarparak infilak edecek. Bunun dışında diğer en önemli özelliği ve bu konuda da benzersiz özelliği diyebilirim. Dalış yapabiliyor olacak. Su altında hem konumunu muhafaza edebilecek hem de istikrarlı bir şekilde belli noktalara intikal edebiliyor olacak. Ve bunları hem su üstünde hem su altında, yani deniz ortamında, üç boyutlu ortamda otonom olarak gerçekleştirebilecek. Sadece otonom değil, bu faaliyetleri uzaktan kontrol ederek de yönetebiliyor olacağız. Bu sistemin tabii sahilden bir mobil ve sahil kontrol istasyonu olacak. Oradan kontrol edilebiliyor olacak. Aynı şekilde hava platformlarından veya bir denizdeki görev grup komutanının bulunduğu karargâhtan da kontrol edebilmesini hedefliyoruz. Bunları nasıl yapacak? Ciddi anlamda bir entegrasyon yeteneği olacak. Ağ destekli yetenekle, savaş yönetim sistemiyle entegre kullanılabiliyor olacak. Dolayısıyla bu hava platformu olsun, deniz platformları olsun farklı yerlerden kontrol edebilme imkanımız olacak. Ben hemen sözünüzü böleyim. Bazen işte izleyicilerimiz diyorlar, Havelsan'ın geliştirdiği insansız kara sistemleri, başka başka sistemler, Havelsan yazılım yapıyor, komuta kontrol sistemleri yapıyor. Aslında Havelsan ortaklarıyla bunu geliştirirken ben hep diyorum ki videolarda aklını koyuyor buraya. Advent gibi bir yönetim sistemi. Bugün donanmamız gemilerle, dünya denizlerinde hava araçlarıyla bir entegre bir şekilde bu tabii sizin Çaka olarak adlandırılan kamikaze sisteminizde kontrol edecek değil mi? Yani Çaka'yı biz salt bir platform olarak düşünmemeliyiz. Dediğiniz gibi ağ destekli bir savaş yönetim sistemi var. Arka planda çalışan devasa bir şey. Hedef yönetimi olsun, angajman yönetimi olsun, görevle ilgili yönetim faaliyetleri tamamen bu sistem üzerinde yönetiliyor. Diğer taraftan tanımlanmış deniz resmine yöneten sistemlere sahipsiniz. Türkiye'de örneğin Uzun Ufuk'ta olduğu gibi, keza o da Havelsan'ın çalıştığı bir alan. Çevre denizlerinizdeki temasları gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Bunun dışında taktik data link sistemleri var ki Havelsan bu konuda da çok ciddi çalışmaları var. Arka plandaki böyle bir gücü bir katma değer yaratacak şekilde bu platform üzerinde komuta kontrol sisteminin bir parçası olarak kullanabilmek ciddi anlamda size bir katma değer sağlayacak, bir güç sağlayacak. Bunun yaratabileceği etkiyi çok daha üst seviyelere çıkarabilecek bir katkı. Şimdi su üzerinden diyelim ki bir gemiden bırakıldı. TCG Anadolu'nun o arka kapağından çıktığını düşünelim, hayal edelim. Su üzerinde gidiyor. Verilen kumandayla suyun altına dalıyor. Merak edilebilir insanlarımız, bunun için bir belirlediğimiz bir şey var mı? Nasıl, ne kadar dalıyor? Söyleyebilirim. Yani su üstündeki trafiği, seyir emniyetini ne zarar vermeyecek seviyede bir derinlikte görevlerini yapacak. Kendini göstermiyor, evet, sonarlara
yaratması çok önemli. Yani bu su altında bulunması aslında örneğin Muasım'a yönelik bir limanın yakınına kadar dipten ilerleyip orada su üstüne çıkıp süratle içeri dalıp görevini yapabilir. Aynı şekilde bunu savunma maksatlı da kullanabilirsiniz. Tabii bu konuda yani deniz kuvvetlerinin, dünya deniz kuvvetlerinin uyguladığı konseptleri düşünürsek A2AD dediğimiz Anti-Access Area Denial, yani hareket serbestisinin kısıtlanması ve alana girişin engellenmesi diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu tür caydırıcılık maksatlı harekatlarda ciddi anlamda etkin bir destek sağlayabilir. Alan hakimiyetinde destek olabilir. Deniz güvenliği açısından da kritik altyapının korunması açısından ciddi anlamda platform koruması, petrol platformları da bunlara dahil edebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Yüksek değerli birlikleri Anadolu ve etrafındaki görev grubunu korumak için kullanabiliriz. Taktik anlamda, operasyonel fayda anlamında çok farklı şekillerde kullanabilecek varyasyonlar sunuyor bize Çaka. Şimdi tabii günümüzdeki gelişmeleri takip edince işte SIDA'ların önemi veya bu şekilde çeşitli siz boyutu bir de artık suyun altına doğru, üçüncü boyuta doğru taşıyıp farklı bir alana doğru geçiyorsunuz. İhtiyaçlar doğrultusunda bu tür araçlara gereksinim artıyor. Siz de Havelsan'ın o aklını koyarak buraya farklı farklı ürünler çıkartıyorsunuz. Kolay gelsin sizlere. İyi fuarlar diliyoruz. İnşallah bunları hem silahlı kuvvetlerimizin envanterinde görürüz hem de ihraç başarısı yakalarsınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.